Futbol Arena'dan herkese mutlu günler. Biliyorsunuz gündemde Şumudika'nın Rize Spor'la anlaşması var. Biz de hemen Rize'ye gidiyoruz. Rize'deki muhabirimiz Selim Denizalp hattımızda. Selim abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar Kevser. Teşekkür ederim. Şimdi Şumudika Rize ile anlaştı. Biliyorsun Gaziantep'ten biraz olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Orada para konuları sorun olmuştu. Bir de açıklamaları. Burayla anlaşma nasıl yapıldı? Saykur Rizespor'da sıcak gelişmeler oldu tabii son maç sonrası, Malatyaspor yenilgisi sonrası. Başkan Hasan Kartal apar topar Thomas'ın istifasını istemişti. Thomas da karşılıklı görüşüp feshedildi. Yollar ayrıldı ve Rizespor'un ilk tercihi Gaziantep Futbol Kulübü'nde oldukça başarılı bir sezon geçiren Markus Şumudika idi. Kendisine telefonla ulaşıldı ve teklif yapıldı. O da kabul etti. Prensipte el sıkışıldı. Perşembe günü yani yarın İstanbul'da olacak. Şumudika Fenerbahçe maçıyla meseleye başlayacak. İkinci yarının ilk maçı Fenerbahçe maçıyla. Yani bugün oynanacak Gaziantep ve cumartesi günü oynanacak İstanbul'da deplasmanda Medipol Başakşehir maçında Şumudika görev almayacak. Fenerbahçe maçında görev alacak. Başkan Hasan Kartal'la dün akşam ben yaptığım görüşmede kendisi Gaziantep Başkanı ile bir görüşme yaptı Şumudika'yla. Nasıl ki yani bir şey aldı ondan, referans gibi bir şey diyelim. Oldukça iyi şeyler söyledi hocası, eski hocası için Gaziantep Başkanı Sayın Mehmet Bey. Tabii Kulüpler Birliği'nden de çok iyi dostumdur demişti Hasan Kartal, Saykurspor Başkanı, Gaziantep Başkanı Sayın Mehmet Bey için. Dolayısıyla ondan bir referans aldı. Fiyat konusunda da bizim öğrendiğimiz kadarıyla Gaziantep'ten aldığı ücretin aynısı. Yani 900 bin euroya tekabül ediyor. Bu fiyat üzerine anlaşıldı. Şumudika yarın İstanbul'da olacak ve büyük olasılıkla resmi imza atılacak. Şöyle diyelim, el sıkışıldı, klasik olacak, prensipte anlaşıldı. Tabii ki resmi imzayı beklemek gerekiyor. O da yarın şekillenecek Kevser. Selim abi, şurayı tam anlamadım. Gaziantep Başkanı'ndan fikir evet. Aldı değil mi? Rize Spor Başkanı. Evet, kendisi, aynen Başkan Hasan Kartal kendisi söyledi. Bu soruyu ben sordum ona yayında. Hı hı. Kendisi İyi şeyler söyledi. Söylemiş. Tabii ki iyi şeyler söyledi. Eski hocası hakkında iyi şeyler söyledi. Hı hı. Çok taktik olarak çok üst düzey bir hoca dedi. Tabii ki bazı kişisel çıkışları olabilir. Ama taktik olarak, hocalık olarak ben kefilim Şumudika, Rizespor'da başarılı olur diye düşünüyorum dedi. Yani kötü bir şey söylemedi. Bunları Hasan Kartal bana söylediği için ben de sizin yayınıza iletiyorum. Peki Hasan Kartal Şumudika ile konuşurken açıklamalar özelinde konuştu mu? Şimdi orada yaptığı açıklamalar problem olmuştu. Hani Rize'de böyle açıklamaların olmasını istemiyoruz gibi bir konuşma geçti mi? O konu hakkında herhangi bir görüşme olmadı. Telefonda bir görüşme olundu. Sadece prensiple evet dedi, kabul etti. Rizespor'u yani devre arası transferlerinde 4 oyuncu istediğini söyledi Başkan Hasan Kartal'a. Bu oyuncuların kendisi alacağını söyledi. Hatta dün resmi olarak açıklanan Karagümrük'ün Slovak orta saha oyuncusu Erik Sabo için de istediğini, bu transferde bir sakınca olmadığını, yararlı olacağını söyledi. Okey verdiğini Şumudika'nın. Dolayısıyla ilk transferini yaptı. Bundan sonra da 3 veya 4 transferde kendisinin getireceğini söyledi Başkan Hasan Kartal. Transferdeki gelişmeler de bu yönde. Peki, teşekkür ediyorum. Oldu, iyi yayınlar diyorum. Sağ ol. Selim Denizalp ile Rize'den bir bağlantı gerçekleştirdik. Aslında buradaki bence en önemli detay Şumudika'nın Gaziantep'le para konusunda anlaşamayıp şimdi Rize Spor'dan aynı parayı alacak olması gelen söylenen bilgilere göre. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.